Adı Elif bugün 65 saat sonra depremden 65 saat sonra ikazın altından çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarıldı ancak halen ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Hemen Cemal Gökçam'la ekrana getirsin. Doğanlar Apartmanı 7 katlı 21 daireden oluşan bir binaydı. Depremin hemen ardından arama kurtarma ekipleri bu noktaya geldi. Yoğun bir mesai harcadı. Umutlar tükenmemişti. Umutlar devam ediyordu. Heyecanlı, umutlu, bekleyiş devam ediyordu. Ve depremin üzerinden 65 saat sonra Elif Bebek, 3 yaşındaki Elif Bebek bu enkazdan sağ çıkarıldı. Depremin ikinci gününde annesi ve 3 kardeşi enkazdan çıkarılmıştı. Perinçek ailesi 5 kişiydi. Onlar enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve halen arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bir önceki bağlantımız öncesi yaklaşık 10 dakikalık bir sessizlik oldu. Nefeslerimizi tuttuk. Bir sismik dinleme yapıldı. O sismik dinleme sonrası arama kurtarma ekipleri tekrar faaliyetlerine başladı. Tabii halen ekipler enkazda bir yaşam belirtisi arıyor. Dinleme yapılıyor. Dedektör köpeklerle arama yapılıyor. Daha sonra da yine ekipler belirlenen noktalarda çalışmaya devam ediyor. Tabii enkazın üzerindeki ekip sayısının arttığını ifade edelim. Zira deprem sonrası ilk 72 saat önemli. Artık kritik saatler, kritik eşikteyiz belki de. Bunun için de çalışmaların biraz daha yoğunlaştığını devam edelim. Tabii Elif Bebek bugün tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Elif Bebeği o enkazdan çıkaran kahramanlar da şu anda yanımda. Eğer teker teker gelirlerse Sadi Binali, siz de uzun bir yoğun çalışma sonrası İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapıyorsunuz. Deprem sonrası buraya geldiniz. Elif Bebek de depremden 65 saat sonra bu enkazdan çıkarıldı. Öncelikle Elif Bebek'e nasıl ulaştınız? Elif Bebek'e 4 gün sonra anca ulaşabildik. Yoğun bir çalışmamız, 7-24 aralıksız çalışmalarımız devam etti. Mucize, gerçekten de mucize gerçekleşti. Uyurken defalarca yanından çalıştığımız bölgede bulmamız, 48 saatten fazla uğraştık Elif Bebek'i çıkartabilmek için. Biri tespit edilmişti ama ulaşılamamıştı. Annesi ve 3 kardeşine ulaşılmıştı. İlk önce Elif Bebek'in ablasını aldık biz olaydan bir gün sonra. Cumartesi günü öğlen saatlerinde ablasını aldık. Annesini aldık. Daha sonra bir ablasını aldık. Ablası, kardeşlerim öldü diye ağlıyordu. Biz ölmedik. Onlara ulaşacağız. Onları da senin yanına göndereceğiz. Hastaneye gelecekler. Hep beraber çay içeceğiz dedik. Öyle teselli ettik. O şekilde konuştuk. Allah'a çok şükür bizlere bunu nasip etti. Gerçekten bir mucize gerçekleşti. Elif Bebek, 3 yaşındaki o Elif Bebek'i aldık sağ salim. İnşallah iyi haberlerini de alacağız. Peki sizleri gördüğünde ilk sözleri ne oldu? Elif Bebek uyur vaziyette bulduk biz. Herhangi bir tepki vermiyordu. Yüzünün gözünü, tozunu falan aldık böyle, temizledik. İsmini biliyorduk, babası yanımızda söylemişti zaten. Elif Elif seslendik o şekilde. Gözlerini açtı. Senin ismin ne? Elif dedi böyle. Çok da güzel, çok tatlı bir kızımızdı. Allah'a şükürler olsun. Diyecek bir şey yok. Ben bütün ekip arkadaşlarıma, İstanbul İtfaiye, buradaki bütün çalışan personellerden hepsinden Allah razı olsun diyorum. Sağlık durumu nasıl? İlk temas kuran isimlerden birisiniz. Çok şükür hiçbir sıkıntısı yok. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Hastaneye gönderdik sağ salim. Durumu da gayet iyiydi, güzel. Tabii enkazda yoğun mesaisi devam ediyor ekiplerin. Siz de mola verdiniz Elif Bebek'ten sonra. Tahminen kaç kişinin olduğu varsayılıyor halen enkazın altında? 3 ya da 4 kişinin olduğu söyleniyor. Nasip olursa onlara da ulaşacağız en kısa zamanda. Tabii Senem Ilgaz, halen burada Elif Bebek'in saatler sonra, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmasına yardımcı olan İstanbul İtfaiyesi'nden görevliler var. Hemen ben sizde alayım. O kahramanlardan bir tanesi, İSKİ personelisiniz. Siz de depremden 65 saat sonra Elif Bebek'e ulaşıldı. Kurtarma anlarında siz de oradaydınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Allah bize nasip etti. Çok zor zamanlar geçirdik. Çok uğraştık. İnandık.
bütün ekip arkadaşlarıyla beraber bu mallı bir çalışma sonucunda Elif bebeği Allah'a şükürler olsun ki sağ salim çıkarmayı başardık. Bütün ekip arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir gayret sarf ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Sizin nasıl bir temasınız oldu Elif bebekle? Nasıl? Sizin nasıl bir temasınız oldu? Temas derken zaten kısıtlı bir alandan ulaşabiliyorsunuz. Yani herkesin bir temas etme gibi bir şey söz konusu değil. Yani son ana kadar da farklı değerlendiriliyordu. Son anda yaşadığını fark ettik. Ve mutlu sonuca ulaştık. Çok teşekkürler efendim. Evet Senem Ilgaz, umudun, mucizenin adı bugün Elif bebekti. Annesi ve üç kardeşi depremden daha önce çıkarılmıştı enkazın bulunduğu noktadan. Annesi ve ikiz kardeşinin durumu iyiydi, hayattaydı, yaşıyordu. 7 yaşındaki ağabeyi Umut hayatını kaybetmişti. Gözler Elif bebeği arıyordu. Arama kurtarma çalışmaları Doğanlar Apartmanı'nda yoğunlaşmıştı ki halen devam ediyor. O arama kurtarma çalışmaları Elif bebek depremden 65 saat sonra enkazdan canlı olarak kullanıldı. Ki az önce Elif bebeği enkazdan çıkaran İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipten arkadaşlarla da yayınlar, onlar da belirtti. Sağlık durumu oldukça iyi. Bulduklarında uyuduğunu ifade ettiler. Önce yüzündeki toz alındı. Daha sonra da enkazdan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından da Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şimdi Doğanlar Apartmanı'nın önünde Hasan Uylaş aktarırken ekranda da görüyorsunuz Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonraki ilk dakikalara dair görüntüler ekranda. 65 saat, 3 yaşında Elif, kardeşleriyle birlikte, annesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Bir kulak vereyim. Şu alanı açın. Kapat. Etrafı bir açın. Allah büyük Allah. Arkadaşlar mı? Lütfen çadırı, arkadaşların çalışabilmesi için çadırı. Şimdi tabii enkazdan çıkarılıyor. Hemen sedyede, hemen çıkarıldığı andan itibaren UMKE ekipleri var burada biliyorsunuz. Hem enkaz altında hem çıkarılırken ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli aynı zamanda kurtarma ekiplerinin en önemli parçası. Hemen müdahale ediliyor. Tabii çok kalabalık bir ortam ve hızla hani bir koridor açılarak onların ambulansa ulaştırılmasına çalışılıyor. Bir anlamda buradaki mücadeleye de tanık olduk bu görüntüler evet. Sırasında. 3 yaşında Elif, annesi ve kardeşleriyle birlikte iki ablası, bir abisi enkaz altında kaldı. Seher Hanım, ikiz çocukları Emrah 23. saatte enkazdan çıkarılmışlardı. Çok uzun süre onlarla işte yerleri tespit edildi. Çıkarılmaları çok uzun sürdü. Çünkü enkazda çalışma yapmak kolay değil. İkizler şu anda yoğun bakımda, 10 yaşındalar ve onların tedavisi devam ediyor. Ama 7 yaşındaki Umut maalesef hayatını kaybetmişti. Şimdi Elif 65 saat sonra kurtarıldı. Yaşıyordu. Hastaneye gitti. Görünürde çok bir sorununun olmadığını az önce onu kurtaran İstanbul İtfaiyesi personeli de söyledi. Yüzünde toz vardı. O tozu temizledik dedi. Ve Elif hızla hastaneye götürüldü. YouTube kanalımıza abone olun.